Sabah saatlerinde Muğla SGK İl Müdürlüğü'nde silah sesleri duyuldu. Edinilen bilgiye göre SGK İl Müdürlüğü'nde çalışan Hasan Sünnetçioğlu isimli bir görevli, İl Müdürü Naci Şahin'in odasına girerek elindeki silahla ateş açmaya başladı. Abi açalım abi. Ya. İl müdürünü öldüren zanlı odada bulunan bazı kişileri de rehin aldı. Sünnetçioğlu teslim olması için ikna çalışmaları sürerken binanın penceresine çıktı. Bina önünde bekleyen basın mensuplarına ve vatandaşlara "Namusumla çalıştım, çalışmaya devam edeceğim" diye bağırarak içeri giren saldırgan bu konuşmasının ardından yaklaşık 15 dakika sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu arada saldırganın rehin aldığı 5 il müdüründen ikisinin şüphelinin dalgınlığından yararlanarak dışarı çıkmayı başardığı, içeride kalan ve zanlının teslim olmasından sonra kurtarılan 3 rehinenin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kurşun geçirmez yelek giydirilerek özel hareket timleri eşliğinde il müdürlüğü binasından çıkarılan Hasan Sünnetçioğlu, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada bina önünde toplanan çok sayıda vatandaş Sünnetçioğlu'nun bulunduğu aracın önünü kesmek istedi. Naci Şahin'in cenazesi savcı ve güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi amacıyla Muğla Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tam şey silahı bıraktıktan sonra demek sigara yaktı zaten orada. Şey altta çıkma değil mi? SGK İl Müdürü Şahin'in olay sırasında binanın ikinci katındaki toplantı salonunda İzmir, Manisa, Balıkesir, Uşak, Denizli ve Aydın SGK İl Müdürlerinin katıldığı SGK İl Müdürleri Aylık Koordinasyon Toplantısına başkanlık ettiği belirtildi. Olay sırasında toplantıda bulunan ve dışarı çıkabilen Balıkesir SGK İl Müdürü Cem Dinç, basın mensuplarının yaptığı açıklamada "Şüpheli bir anda içeri girdi. Ne haber Naci?" diyerek silahla başına bir el ateş etti. "Biz panikle dışarı çıkarken bazı arkadaşlarımız içeride kaldı. Korkunç bir olaydı" dedi. Bu arada olay yerine gelen Naci Şahin'in eşi Saliha Şahin fenalık geçirdi. Öte yandan Muğla Emniyet Müdürü Kadir Ay, Belediye Başkanı Osman Gür'ün, Vali Yardımcıları Faruk Necmi Kurt ve Rıfat Ata ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Akbaş da olay yerine geldiler.
Aylık koordinasyon toplantısına katılması beklenen Manisa SGK İl Müdürü'nün toplantıya 5-7 dakika gecikmesi nedeniyle rehinin arasında olmaktan son anda kurtulduğu da edinilen bilgiler arasında. Muğla Valisi Fatih Şahin, SGK İl Müdürü Naci Şahin'e uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesiyle ilgili "Acımız büyük, Naci Şahin başarılı ve dürüst bir arkadaşımızdı" dedi. İl Emniyet Müdürü Kadir Ay ile olay yerine gelerek bilgi alan Vali Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şahin'in başarılı bir bürokrat olduğunu anlatarak şunları söyledi. Değerli arkadaşlar, gerçekten çok üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık bu sabah. Biz Sosyal Güvenlik İl Müdürümüzü kaybettik maalesef. Yine kurum içinde çalışan bir personel tarafından öldürüldü. Bu arada toplantı halinde olan bir odada bu gerçekleşti. Rehine alınan bir kısım il müdürlerimiz vardı. Emniyet güçlerimiz iyi bir çalışmayla ikna ederek hem rehineleri kurtardı hem de bu saldırganı etkisiz hale getirdi. Naci Şahin beyefendi tabii kardeşimizdi bizim. Çalışmalarıyla herkese örnek bir şahsiyetti. Bütün toplum tarafından sevilen bir arkadaşımızdı. Örnek bir kişiydi. Acımız çok büyük. Ben başta yakınları olmak üzere bütün Muğlalılara başsağlığı diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Bu arada kurtarılan SGK il müdürleri ifadeler alınmak üzere Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Müdür Bey, bir görüşme yapabilir miyiz? Bir görüşme yapabilir miyiz? Görür müsünüz bu millete ne zamana kadar bekleyeceğiz? Dışarıdan geldik. Açıklamayı yaptık. Kim o arkada? Vatandaş. Kim o arkada? Açıklama yaptık biz. Ne diyorsun oğlum?